Söylendiği gibi gerçek aşkın sınırları yoktur. Her şey iki kalbin bir olarak birbirine bağlanmasıyla ilgili. Bu genç adam 85 yaşındaki bir kadınla evlendiğinde ikisine de korkunç isimler taktılar. Ancak yıllar sonra ne kadar yanıldıklarını anladılar. Bu Miwana'nın ve hayatının aşkı Teresa'nın hikayesi. Kongo'da doğan Miwa, ailesiyle birlikte sakin bir hayat yaşıyordu. Ailesi zengin olmasa da onun temel ihtiyaçlarını karşıladıklarından eminlerdi. 3 yaşındayken onu şehrin en iyi okullarından birine yazdırdılar. Orada okumayı ve yazmayı öğrendi. Ayrıca okulda birkaç arkadaş edindi ve sınıfının en iyi öğrencilerinden biri oldu. Her şey onun için iyi gidiyor gibiydi ancak birkaç yıl sonra işler değişti. Ortaokulu bitirdikten sonra babası işini kaybetti. Annesi aşçı olarak işinden yeterince kazanmadığı için eğitimini ilerletmesi mümkün değildi. 19 yaşındayken üniversiteye gitme hayalinin yavaş yavaş yok olduğunu fark etti. Ancak pes etmeyi reddetti. Eğitimini ilerletmek için çok çalışmaya karar verdi. Ama ne yazık ki bir iş bulmak onun için kolay olmadı. Her gün şehre yaya olarak yürür ve çabalarının karşılığını gösterecek hiçbir şey bulamadan eve bitkin bir halde dönerdi. Ancak şans ona gülümsedi. Aynı gün öğleden sonra bir içki almak için bir süpermarkete gitti. Tam içeri girerken ayakları üzerinde durmaya çalışan yaşlı bir kadın gördü. Bu yüzden ona yardım etmeye karar verdi. Yaşlı kadın yüzünde bir gülümsemeyle "Yardımın için çok teşekkürler. Adın ne ve borcunu nasıl ödeyebilirim?" dedi. Miwa kadının sözleri karşısında afalladı. Adını söyledikten sonra aylardır iş aradığını sözlerine ekledi. Yaşlı kadın bir işe ihtiyacı olduğuna şaşırmış ve durumuna çok üzülmüştü. "Peki bir süre sonra burada kasiyer olarak çalışmak ister misin?" diye sordu yaşlı kadın. "Süpermarketin sahibiyim ve nezaketinizin karşılığını ödemek istiyorum." Mujiyava'nın ne kadar mutlu ve şok olduğunu hiçbir kelime tarif edemez. Tereddüt etmeden işi kabul etti ve yaşlı kadına teşekkür etti. Sonraki hafta süpermarkette çalışmaya başladı. Orada çalışmaktan zevk aldı ve iyi bir meblağ ödendi. Kazandığı parayla ailesine bakabiliyordu. 3 yıl geçti ve nihayet çalışmalarını ilerletme zamanı gelmişti. Bir akşam yemekten sonra anne babasına hiç beklemedikleri bir şey söyledi. Onlara eğitimini başka bir Afrika ülkesinde ilerletmeye karar verdiğini bildirdi. Ailesi onu Kongo'da kalması için ikna etmeye çalıştı ama o reddetti. Birkaç ay sonra evden ayrılma zamanı gelmişti. Ailesiyle vedalaştıktan sonra yüksek öğrenimine başlamak için farklı bir Afrika ülkesine taşındı. Orada yeni arkadaşlar edindi ve yeni bir hayata başladı. Haftalar sonra o ve arkadaşları okuldan çok uzakta olmayan bir ev kiraladılar. Ancak Miwa bir şey fark etti. Ev sahibesi onlara büyük bir sevgi ve özenle davrandı. Teresa her zaman onları kontrol eder ve iyi durumda olduklarından emin olurdu. Nazik hareketleri onu büyüledi ve kendini sürekli onu düşünürken buldu. Birkaç ay geçti ve yaşlı kadınla arkadaş oldu. Arkadaşları uyurken onunla vakit geçirir, konuşur ve deneyimlerini paylaşırdı. Şaşırtıcı bir şekilde her geçen gün arkadaşlıkları daha da güçlendi. Nasıl arkadaş olduğumuzu anlatmak zor, bence güzel bir ruhu olduğu için. Ne zaman onunla olsam her zaman mutluyum ve duyguyu açıklayamam. O benim sığınağım oldu çünkü onunla birlikteyken hiçbir şey için endişelenmeme gerek yokmuş gibi hissediyorum, diye açıkladı Miwa. Ev sahibesiyle olan dostluğu çiçek açmış olsa da arkadaşları ve komşuları bunu anlayamıyordu. Hatta bazen sırf yaşlı kadınla konuşmak için onları terk etmişti. Arkadaşları onu görmekten caydırmaya çalıştı ama yaptıkları hiçbir şey işe yaramadı. Bunun yerine bağları güçlendi. Teresa'nın ona kocam demeye başlaması uzun sürmedi. Başlangıçta sözlerini hafife aldı ve çok geçmeden ona aşık olacağını bilmiyordu. Miwa bir akşam okuldan yorgun argın eve döndü. Ne yazık ki yiyecek bir şey yoktu. Daha da kötüsü arkadaşları evde değildi. Bu yüzden bundan sonra ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Tam aç karnına yatmak üzereyken kapısının çalındığını duydu. Teresa'ydı. Şaşırdı. Elinde bir çanta fark etti. Ona akşam yemeği getirdiğini söyledi ve eşlik etmek isteyip istemediğini sordu. Miwa, Teresa'nın ona ne kadar değer verdiğine şaşırmıştı. Yaşlı kadın getirdiği yemeği büyük bir özenle ona ikram etti. Yemeğini bitirdikten sonra hiç beklemediği bir istekte bulundu. Ondan bir öpücük istedi. Genç adam onun isteğini kabul ettiğinde şaşırdı. O günden sonra ona aşık olmaya başladığını fark etti. Birkaç gün sonra onun hakkında ne hissettiğini ona anlattı. Ona niyetini söyler söylemez, ona sırılsıklam aşık olduğunu da söyledi. Aynı gün Kongolu ve sevgilisi çıkmaya başladı. "Bana davranışları onu sevmeme neden oldu. Benden çok daha yaşlı olduğunu ve hatta büyük annem olarak adlandırılabileceklerini biliyorum. Ancak sadece gördüğüme değil, onun kim olduğuna aşık oldum. O şeylerin önemi yok. O da beni sevdiğini söylediğinde çok mutlu olmuştum."
O, başıma gelen en iyi şey, diye açıkladı Muiva. Her geçen gün aralarındaki bağ daha da sağlamlaştı. Birlikte vakit geçirmekten, kart oynamaktan ve farklı şehirlere seyahat etmekten keyif aldılar. Ne yazık ki ilişkileri birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Birincisi, Muiva'nın arkadaşları ve ailesi, onun 85 yaşında bir kadınla çıktığını öğrendiklerinde şaşkına döndüler. Ama tepkileri onu rahatsız etmedi. Teresa'ya delicesine aşıktı ve onun için önemli olan tek şey buydu. Neyse ki 8 çocuğu ve 20 torunu olan kadın da aynı şekilde hissetti. Ancak ailesinin bir ilişki için onay vermemesinden de mutsuzdu. Ayrıca mahalledeki insanlardan gelen birçok ön yargıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Zorluklarına rağmen ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşımaya kararlıydılar. Muiva okulu bitirdikten birkaç ay sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti. Evet, doğru duydunuz. Teresa bunalmıştı ve aralarındaki 60 yıllık farka rağmen onunla evlenmeyi kabul etti. Bana evlenme teklif ettiği gün inanamadım. Ondan çok daha büyüğüm biliyorum ve o benim 5. torunum olabilir. Ancak ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Önemli olan da bu, dedi gülümseyerek Teresa. Tereddüt etmeden o ve kocası büyük günleri için hazırlıklara başladılar. Muiva, arkadaşlarına ve ailesine Teresa ile evleneceğini söylediğinde tamamen şok oldular. Ailesi evlilik planlarını iptal etmesi için onu ikna etmeye çalıştı. Ona büyük bir hata yaptığını söylediler ama söyledikleri hiçbir şey fikrini değiştirmedi. 25 yaşındaki adam hayatının geri kalanını bu kadınla yaşamaya kararlıydı. Ve Muiva, bu benim seçimim, bu herkesin olduğu gibi benim mutluluğum. Başkalarını memnun etmeden önce kendinizi memnun edin ve kimsenin fikirlerine göre karar vermeyin. Aldığım bu karardan dolayı mutluyum. Onun yerine başka bir kızı seçmeyeceğim ve benden önce ölmemesi için dua ediyorum, dedi. Ne yazık ki nişanlısının ailesi onun için işleri zorlaştırdı. 12 inek isteyerek onu korkutmaya çalıştılar. Ancak onun için her şeyi yapmaya kararlıydı ve talep ettikleri inekleri buldu. Günler geçti ve sonunda düğümü Teresa ile bağladı. Aile ve arkadaşları ikisine de korkunç isimler taktılar. Ama en büyük sürprizleri yıllar sonra evliliklerinin hala gelişiyor olmasıydı. Teresa'nın daha fazla çocuğu olamayacağı için iki sevimli çocuğu birlikte evlat edindiler. Ailesi ve arkadaşları evliliğinin ne kadar başarılı olduğunu anlayınca ona nasıl davrandıklarına pişman oldular. Hatalı olduklarını anladılar ve af dilediler. Muiva onları affetti ve güzel karısı ve çocuklarıyla mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederek dünyaya bazı durumlarda yaşın gerçekten de sadece bir sayıdan ve önemli olan tek şeyin aşk olduğunu gösterdi.